saldırıları sürüyor. Hafta sonunda bir mülteci kampını rehineleri çıkarmak için yaptığı saldırıda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Öyle ki Netanyahu hem içeride hem dışarıda en fazla eleştiri aldığı dönemde. Savaş kabinesi üyesi eski genelkurmay başkanı Benny Gantz olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını ederken de Netanyahu'yu eleştirdi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz istifa etti. Gantz, Başbakan Netanyahu'ya erken seçim çağrısı da yaptı. Gantz, İsrail'in Gazze şeridine yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8. ayında Benjamin Netanyahu başkanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurdu. Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ediyorum dedi. Netanyahu'nun İsrail'in gerçek zafere doğru ilerlemesini engellediğini savundu. Gantz, Netanyahu'nun siyasi kararlar aldığını belirtti. Gantz, Netanyahu'ya mümkün olan en kısa sürede erken seçim çağrısında bulunarak Savunma Bakanı Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın esir takası teklifini desteklediklerini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından, İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır dedi. Netanyahu kapısının Siyonist partilere de açık olduğunu söyledi. İsrail medyasına göre İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Başbakan Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu. Mektubunda başbakanlığını yaptığınız kabine savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı ifadesini kullandı. Son dönemde alınan kararların ülke çıkarlarına uygun olmadığını belirtti.